Selamlar. Bugün yapay öğrenme ve yapay sinir ağları dersinde Deep Learning to Filter SMS Spam adlı makaleyi inceleyeceğiz. Ben Elif Ecem Aydınlı. Learning to Filter SMS Spam adlı makalemiz 3 yazar tarafından oluşturulmuştur. Ocak 2020'de Future Generation Computer System adlı dergide yayınlanmıştır. Öncelikle şöyle başlayabiliriz ki İnsanlar gittikçe artan bir şekilde mobil metin mesajlarını bir iletişim yöntemi olarak kullanıyor. Kısa mesaj hizmetinin yani SMS'in de popülaritesi son 10 yılda artmaktadır. Aylık olarak gönderilen SMS miktarı da 2008'den 2018'e kadar %7700 oranında bir artış gösteriyor. İşletmeler için de kısa mesajlar e-postalardan daha etkili bir hale almış oluyor. Çünkü SMS'lere daha çok bakıyoruz. Bu nedenle de SMS'in neden 1 milyar dolarlık bir ticari sektöre dönüştüğünü de anlamış oluyoruz. SMS spam dediğimiz şey ise mobil ağlar kullanılarak iletilen alakasız metin mesajları olarak söyleyebiliriz. Bu can sıkıcı bir durum olmaya başladı kullanıcılar tarafında istenmeyen mesajlar. Can sıkıcı bir spam kısa mesaj örneği ise şu şekilde olabiliyor. Kongreler, cep telefonunuz, sizin banka detayınız, adınız, soyadınız, mobil numaranız, yaşınız, TC kimlik numaranız vesaire gibi devam ediyor. Bu tür mesajlar sadece yerli değil, uluslararası gönderenlerden de geliyor. Bir anket yapılmış ve cep telefonu kullanıcılarının %68'inin SMS spam'den etkilendiği ortaya çıkmış. Tabii ki biliyoruz ki cep telefonu kullanıcı tabanı da sürekli büyüyor. Hindistan gibi ülkelerde de cep telefonu kullanıcı sayısı 2018'de 775 milyona yükselmiş. Ve bu kalıpları yani şu aşağıda verilen grafikleri de takip ettiğimizde şunu söyleyebilmişler ki 2019'a kadar 813 milyona kadar ulaşabilir. Derin bir sinir ağının bileşenleri sınıflandırma hatalarını en aza indirmek için birlikte çalışıyor. Evrişimli sinir ağı dediğim şey yani CNN modelinden yararlanıyor. Çünkü CNN metinlerden engram dahil olmak üzere yerel ve zamansal özellikleri yakalamakta yardımcı oluyor. Tekrarlanan sinir ağı dediğimiz şey yani RNN adı verilen bir başka derin sinir ağı yararlı kabul edilmiş oluyor. Bunun nedeni de RNN'in kelime dizilerinin uzun süre bağımlılığını kaldıracak şekilde donatılmasıdır. Bu nedenle de bu yazının amacı CNN ve LSTM modelini kullanarak mobil metin mesajlarına spam mı yoksa spam değil mi olarak sınıflandırmaktır. Bu makalenin ana katkıları şöyle. SMS spam'i sınıflandırmak için derin öğrenme tabanlı bir çerçeve önerdi. Önerdiği model, dengeli ve dengesiz veri kümesindeki geleneksel makine öğrenimi sınıflandırıcılarından daha iyi performans göstermiş ve %99,44'lük olağanüstü bir doğruluk elde etmiş. Geleneksel makine öğrenimi yaklaşımını incelemek gerekirse eğer, makine öğrenimi modeline girdi olarak kullanacak SMS'ten bazı özellikler tanımlamamız gerekti. Bu iş için denetimli bir model kullanıldı. Metinden bazı özellikler barındıran şeyler çıkarıldı. Mesela isimler, sıfatlar, fiiller, yanlış kelimeler, yasaklı kelimeler, uzun harfli kelimeler gibi. Evrişimli sinir ağı CNN ile yaklaşıma bakarsak, makine öğrenimi tabanlı modellerde özellik çıkarma alan bilgisi manueldir. Sınıflandırıcıların doğruluğu büyük ölçüde bu özelliklere bağlı oluyor. Şekil 2'de yani birazdan göstereceğim şekilde CNN tabanlı bir model verilmiş. Bu CNN temel olarak 3 aşamada çalışıyor. 1. Kelime matrisinin oluşturulması. 2. Metinden gizli özellikleri tanımlamak. Ve 3. Bunları önceden tanımlanmış sınıflara sınıflandırmak. İlk olarak kelime matrisinin oluşturulmasını inceleyelim. Her M mesajı şu kelimelerin sırasıdır. W1, W2, W3, WN. Verilen veri kümesinden bir sözcük kümesi yani V oluşturmak için tüm benzersiz kelimeler bir araya getiriliyor. V'nin yani bir sözcük kümesinin her kelimesine benzersiz bir tam sayı değerini atıyoruz. Glove adı verilen önceden eğitilmiş sözcük vektöründen vektör kelimesi yani V'de bulunan her sözcük için çıkarılıyor. Şu şekilde temsil edilemiyor mesela. W2, E, WV3, EWN. Burada E ve W1, EW2, EW3 şeklinde tek tek sözcük vektörleri şeklinde kullanılıyor. Son olarak tam bir SMS kelime matrisi oluşturmak için de EW1, EW2, EW3 şeklinde devam ediyor ve sözcük vektörleri birleştiriliyor.
Biraz önce bahsettiğimiz gibi sonuç olarak M eşittir EW1, EW2, EW3, EWN şeklinde devam ediyor ve birleştirilmiş işareti budur. Genel olarak desemiz kelime matrisi birden n'e kadar olan iletiler için bir M1N matrisi olarak temsil ediliyor. Aşağıda gördüğümüz gibi. Bağlama bağlı özellik çıkarma aşamasında da şunu görebiliriz ki CNN ağı bir dizi kıvrım ve havuz katmanından oluşuyor. Evrişim için farklı boyutlarda çekirdekler kullandık biz. Yani 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram şeklinde. SMS matrisi için verilen bu yazı da şunu söylüyor ki M eşittir 2 çekirdeğin bölge büyüklüğüdür ve D dediğimiz şey de boyuttur. Boyut özellik unsuru da N eksi Fm artı 1 özellik vektörünü bulma işlemidir. Bu aşağıda gördüğümüz matrislerden biz bu işlemleri tek tek çıkarıyoruz. Bu evrişim operatörüdür. Sol matris M, her bir D boyutlu gömme vektöründe temsil edilen N kelimeye sahip mesaj matrisidir. Biraz önce anlattığımızda. Başlangıçta mesajların bazıları farklı boyutlarda, bazıları çünkü daha fazladır, bazıları daha azdır şeklinde. Aşağıda da bir evrişimli sinir ağı çerçevesinin oluşma aşamasını gösteren bir şeklimiz bulunmaktadır. Biraz önce anlattıklarımıza ek olarak şunu söylemeliyiz ki CNN ağı farklı uzunluklarda girişleri asla kabul etmiyor. Bu nedenle mesaj matrisini yani M'i oluşturmadan önce eşit uzunlukta mesajlar yapmak için de bir teknik uygulaması gerekir. Ve bu tekniğin adı da kullandıkları teknik de şudur ki post dolgu tekniği. Sağ matris FM, mesaj matrisi M üzerinde dikey olarak kaya ve OI özelliklerini bulan 2 gramlık çekirdektir. OI özellikleri de şekilde gösterildiği gibi D uzunluklarıyla, D boyutlarıyla, çekirdek büyüklükleriyle bir toplama işlemi yapılıyor. Bu özellikler bir matris K. K matrisinin boyutu n-2 artı 1 çarpı 1'dir. O1, O2, O3 şeklinde devam ediyor ve bu özellikler evrişim işlemi kullanılarak çıkarılan bağlama bağlı özelliklerdir. Merhabalar, ismim Berkay. Derin öğrenme ve SMS spamleri adlı makalemize devam ediyoruz. Özellik matrisi ReLU adı verilen bir aktivasyon fonksiyonundan geçirilir. ReLU negatif değerleri sıfıra çekmeye yarar. Ortaya çıkan değerler ayrı bir K matrisinde saklanır. K'nın pencere boyutu ise içinden bir değerin çekildiği elemanların sayısını tanımlar. Çıktı katmanında her mesajın hangi sınıfta olduğuna dair olasılığı bulmak için softmax işlemi uygulanır. Görselde gördüğünüz N değeri bizim modelimizdeki sınıf sayısını ifade ediyor. Yani bu parametre bizim konumuz için 2'dir. Spam ve spam olmayan olmak üzere. CNN çekirdek boyutunu destekliyor. Bu sayede verilerin farklı kombinasyonlarını test ederek farklı olasılıkları belirleyebiliyoruz. CNN Türkçe'ye bırakma olarak çevrilen yapay sinir ağımızdaki karmaşıklığı azaltmak için kullanılıyor. Optimize edicinin rolü hata oranını azaltarak modelin doğruluğunu arttırmak, çıktı katmanında ise skorlama dediğimiz işlem için bir aktivasyon fonksiyonu kullanılıyor. CNN algoritmasının uzun dizileri saklamak gibi bir yeteneği yok. Bunun için LSTM yani uzun kısa süreli bellek kullanılabilir. LSTM kapı dediğimiz 4 farklı yapıdan oluşur. LSTM ağının ilk adımı ilgili olmayan bilgileri bulmak ve hücre durumundan atmaktır. Bu karar ağın ilk katmanı tarafından alınır. VF'in ağırlık olduğu yerde P (parantez içinde T-1) önceki zaman damgasının çıktısıdır. Ağın bir sonraki adımı daha fazla işlem için neleri saklayacağımız konusunda karar vermektir. Görselde LSTM'in parametrelerinin dayandığı matematiksel modelleri görüyorsunuz. Bunlar ayrı ayrı hesaplandıktan sonra LSTM'e parametre olarak veriliyor. LSTM ağını kısaca uzun dizileri bellekte saklamak ve bunların spam olup olmadığına karar vermek için kullanıyoruz. CNN konvolüsyon matrisi, pooling, ReLU gibi katmanlardan oluşuyor. Önerilen modelde en iyi parametre değerlerini bulmak için her parametrenin değerlerini manuel olarak uyarladık. İlgili makalede modelin eğitimi sırasında en düşük kaybı sağlayan ADEM Optimizer kullanılmış. ADEM Optimizer veri setindeki alakasız verileri ortadan kaldırmamızı olanak tanıyan bir algoritmadır.
Performans değerlendirmesi için yapay öğrenme ve makine öğrenmesi gibi derslerden aşina olduğumuz precision, recall, F-measure gibi metrikler kullanılmış. Görselde precision metriğinin nasıl hesaplandığını görebilirsiniz. Recall gerçek SMS spamlerinin oranını hesaplamak için kullanılıyor. Precision ve recall değerlerinin harmonik ortalaması için ise F-measure kullanılıyor. Modelden çıktı alındıktan sonra SMS spamlerinin yüzde kaçının doğru tahmin edildiğini anlamak için accuracy parametresini kullanıyoruz. Ayrıca ROC eğrisini hesaplıyoruz. ROC eğrisi true positive rate ve false positive rate arasındaki çizimdir. ROC eğrisinin altındaki alan sınıflandırıcının doğruluğunu tespit etmek için kullanılıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba, ben Sena Nurengin. Arkadaşlarımın kaldığı yerden devam edeceğim. Geleneksel makine öğrenimi yaklaşımını kullanarak sonuç, kısa mesajlara spam ve spam değil sınıflarını ayırmak için bazı sınıflandırıcıları kullanıyoruz. Bunlar naive bayes, random forest, gradient boost, lojistik regresyon ve stokastik gradient descent. Deneme naive bayes sınıflandırıcısı ile başlatılmış ve spam sınıfı için kesinlik, geri çağırma ve F1 skoru değerlerinin sırasıyla 0.21, 0.16 ve 0.18 olduğu bulunmuştur. Random Forest sınıflandırıcısı, oylama mekanizmasına dayalı olarak çalışan topluluk temelli bir sınıflandırıcısıdır. Bu sınıflandırıcı kesinlik, geri çağırma ve F1 skor değerlerinin spam sınıfı için 0.15, 0.02 ve 0.04, spam olmayan sınıf için 0.86, 0.98 ve 0.92 olarak verir. Burada elde edilen sonuçlar tatmin edici olmadığı için gradient boost ve lojistik regresyon sınıflandırıcıları test edilir. Ve bu sınıflandırıcılar da yalnızca spam değil için iyi sonuçlar verdi. Seçilen sınıflandırıcıların ayrıntılı sonuçları tablo 2 ve 4'te sunulmaktadır. Burada tablo 2'de gördüğümüz sonuç, tüm sınıflandırıcılar spam değil için tatmin edici sonuçlar vermiş. Fakat sınıflandırıcılardan hiçbiri spam tahmini için tatmin edici bir sonuç vermemiştir. Daha ayrıntılı sonuç, avuç değerleri ile birlikte sınıflandırıcıların karışıklık matris kullanılarak tablo 3'te görüyoruz. Kötü performans olmasının nedenlerinden biri de spam ve spam olmayan metin mesajları örneklerinin eşit dağılmasıdır. Spam örnek sayısı 747 iken spam olmayan 4825 adet veri örneği sayısı mevcuttur. Veri dengesizliğinin üstesinden gelmek için veri kümesini SMOTY üzerinden örnekleme tekniğiyle dengeledik. Burada tablo 4'te görülebileceği gibi dengeli veri kümesindeki sonuçlar dengesiz veri kümesine kıyasla iyileştirilmiştir. Spam sınıfı için kesinlik, geri çağırma, F1 skor değerleri sırasıyla 0.99, 0.82 ve 0.88 iken spam değil sınıfı için gradient boost sınıflandırıcısı kullanılarak 0.85, 0.99 ve 0.91 olmuştur. Geri çağırma değerleri en iyi durum için 0.88'e ulaştıkça elde edilen sonuçlar iyileştirilir. SMS mesajlarına doğrudan akıllı telefonla erişebildiğinden spam'e mümkün olduğunca filtre uygulamak çok önemlidir. Bu aşağıda tablo 5'te gösterilen sonuçlarda geleneksel makine öğrenimi tabanlı sınıflandırıcıların performansıdır. Daha önce bunlardan bahsetmiştik. Glow modeliyle birlikte 5 gramlık bir çekirdek kullanarak başlamıştık. Parti boyutu 30'a sabitlenmişti. Model spam tahmini için sırasıyla kesinlik, geri çağırma ve F1 skor değerlerinin 0.99, 0.86 ve 0.92 olarak verir. Bunu da tablo 6'da detaylı bir şekilde görebiliyoruz. 2CNN ile model kesinlik, geri çağırma ve F1 skor değerlerini sırasıyla 0.97, 0.90 ve 0.93 olarak verir. Spam tahminini hatırlama değeri 0.86'dan 0.90'a yükselmiştir. Performansın artırılıp artırmayacağını test etmek için bir kat daha katmanımızı artırırız ve 3CNN ile kesinlik, geri çağırma ve F1 skor değerlerini sırasıyla 0.95, 0.90 ve 0.93 olarak buluruz. Burada elde ettiğimiz sonuçlar spam tahminini geri çağırma değeri 2CNN modeliyle aynı olduğundan 3CNN modelinin performansını artırmaya yardımcı olmadığını doğruladı. Ancak hassasiyet 0.97'den 0.95'i düşürüldü. Bu deneyden çıkardığımız erişim katmanlarının eklenmesinin daha doğru spam tahminini elde edilmesine yardımcı olmadığını doğruladı.
Burada tablo 7'de gösterilen, daha önce tablo 6'da gösterdiğimiz, kullandığımız CNN modellerinden elde edilen ayrıntılı sonuçlar ve bunların karışıklık matrisleridir. Deney sonuçlarından elde ettiğimiz spam sınıfı tahmini için kesinlik, geri çağırma ve F1 skor değerleri 0.98, 0.92 ve 0.95 olduğu 3 CNN bırakma katmanı kullanılarak elde edilen en iyi sonuçlar spam olmayan için kesinlik, geri çağırma ve F1 skor değerlerini 0.99 olarak verdi. En iyi durumda önerdiğimiz bırakma katmanı ile 3 CNN ve 10 kat çapraz doğrulama modelleri ile 3 CNN sırasıyla 0.98,63 ve 0.99,44 doğruluk sağlamıştır. Tablo 8'de gördüğümüz ise uzun kısa süreli hafıza modelleri kullanılarak elde ettiğimiz ayrıntılı sonuçlardır. Buradan çıkardığımız şey CNN ve uzun kısa süreli hafıza modelleri kullanılarak elde ettiğimiz sonuçlar hem dengesiz veri seti kümesindeki hem de dengeli veri kümesindeki geleneksel makine sınıflandırıcılara kıyasla daha iyi olduğudur. Deneysel sonuçlar, derin öğrenme modelinin spam ve spam olmayan mesajları belirtilen boyutta, yani %98,63 doğrulukla tahmin ettiğini doğruladı. Aynı model 10 kat çapraz doğrulama ile test edildiğinde tablo 9'da, yani az sonra göstereceğim tabloda %99,44'lük bir doğruluk sağladı. Tablo 9'da ise ayrıntılı olarak farklı modellerle deneysel sonuçların özetini görmekteyiz. Sonuç olarak bu makalede bahsettiğimiz etkili bir şekilde SMS spam'i nasıl filtreleyebileceğimizdir. Bu kullandığımız CNN, uzun kısa süreli hafıza gibi derin öğrenme tabanlı modellerle naive bayes, random forest gradient boost, lojistik regresyon ve stokastik gradient descent sınıflandırıcıları test edilmişti. Bu sonuçlar rastgele örneklenmiş 10 kat çapraz doğrulama verisi üzerinde normalleştirilmeye sahip CNN tabanlı modelin spam ve spam olmayan metin mesajlarını filtrelemek için %99,44'lük doğruluk sağlayarak en iyi performansı gösterdiğini doğrulamıştır. Sunumumuz bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.